Ve şu anda Bey'den herkese merhaba arkadaşlar. Muhteşem bir mekana geldik. Son zamanlarda adını sıklıkla duymaya başladığımız Gümüşler Manastırı'ndayız arkadaşlar. Burası dünyada çok nadiren görülen yer altındaki kiliselerden bir tanesinin olduğu bir yer. Ve bu Niğde'de bulunuyor. Niğde'nin Gümüşler Belediyesi'nde bulunan bir manastır. Zaten Kapadokya'nın devamı niteliğinde bir yerdeyiz şu anda. Yine aynı dokuyu burada görebiliyorsunuz. Kaya içerisinde oyulmuş evler, mezarlar, her şey bu bölgede var. Ama buranın içerisinde bir manastır var ki bir benzeri de Hindistan'da Varanasi civarlarında var. Bir yerde burada şu an 2022 itibariyle buraya 20 TL'ye giriş yapabiliyorsunuz. Müze kartı da giriş ücretsiz. Biraz zor bir yoldan geliyorsunuz. Bazen navigasyonu kaybedebiliyorsunuz Kayseri tarafından geliyorsanız ama Niğde tarafından gelmek daha kolay. İşte şimdi bu kapıdan içeri gireceğiz ve manastırı size anlatacağım. Bugün muhteşem bir görüntü göreceksiniz arkadaşlar. Burayı da mutlaka listenize ekleyin. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar kapıdan girdiğiniz anda sizi önce bu manastırın olduğu meşhur avlu karşılıyor. Etrafında gördüğünüz bu tonozlu kaya kütlesi milattan sonra 8. ve 12. yüzyıllar arasında yapılmış muazzam bir manastır. Dediğim gibi bir farklı versiyonu Hindistan'da görebiliyorsunuz bunun. Sonrasında tabii çıktıktan sonra da yukarıda merdivenlerden yukarı tarafa çıkarak burayı yukarıdan da görebilirsiniz. Şimdi bulunduğumuz bu bölgede birçok şey var. Yani bu kare kısımda arkamda gördüğünüz o meşhur tebessüm eden Meryem duvar resimleri var. Aynı zamanda o duvar resimlerini göreceksiniz birazdan. Türkiye'de şu anda bulunan en iyi duvar resimleri, fresklerden bahsediliyor burada. Hemen bu bulunduğumuz kısımda hemen arkamda gördüğünüz, bakın birazdan göstereceğim, mutfak var. Burada toplantı odaları var, derslikler var ve kilise kısmı da dediğim gibi duvar resimli olduğu kısımda burası. Yani birçok yapı şu anda burada. Burayı biraz anlatacak olursam, bakın burada mutfağın hemen alt taraflarında, şöyle gideyim birazdan göstereyim size. Burada tahıl ambarları var arkadaşlar. Bakın burada zeytinyağını, tahıl, birçok ambarı burada görebiliyorsunuz. Şu kısımlarda ambarlar bunlar. Onun dışında yine burada 30 tane yakına mezar çıkarılmış. Dışarı tarafta yerleşke de var. Ve en önemlisi de şu an çekim yapıyorlar. Birazdan orayı size göstereceğim. Yerin altına devam ettiği için burada bir megafon sistemi gibi yerin altıyla haberleşmeyi sağlayan bir küçük bir delik var. Orayı da şöyle size göstereyim. Bakın bahsettiğim haberleşme sistemi de burası arkadaşlar. Bu kuyudan aşağıdaki odalardaki insanlarla haberleşiyorlarmış. Buradan inanılmaz bir akustik var. Buradan bağırıldığı zaman yer altındaki bütün odalara sesler gidiyormuş arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir yerdeyiz. Ülkemizde böyle ilginç yerlerin varlığını görmek bizim için çok güzel bir duygu. Duvarlarda birçok işte işlemeler var. İç taraflara daha çok resimler var. Bakın oyma, taş oymacılığı var, belirli semboller var. Yani heyecan verici bir yer gerçekten. Dedikleri kadar varmış. Ben de merakla burayı görmeyi istiyordum ve şu an çok mutluyum. Şimdi biraz daha şu iç kısımlara doğru girelim. Artık farklı yerleri gördükçe çekmeye devam ediyorum. Bakın iç kısma geldik. Burada biraz zorlu yollar var. Biraz ışığımı da açtım. Birçok böyle işte korkutucu çukurlar var. Burada işte insanlar yaşamışlar arkadaşlar. Çok öyle aman aman eski değil. Yani kilisenin geçmişi 1500 yıla dayanıyor ama burası milattan sonra 8. ve 12. yüzyıllar arasında kullanılan dar böyle korkutucu tünellerin olduğu yerlerden bir tanesi. Şu anda aşağı kısma iniyoruz. Az önce size megafon sistemiyle bahsettiğim yere doğru iniyoruz. Wow. Yani bu derin kuyudaki yeraltı şeyine çok benziyor arkadaşlar. Bakın şu anda mutfağın olduğu kısma geldik. Burada değirmen taşı da var. Şu anda daha gidiyor buralar. Bir yani nereye gidiyor bilmiyorum ama bayağı bir aşağı kısımlara doğru gidiyoruz. Aman yarabbi. Çok çok korkutucu. Şurada bakın bir yol daha var. Nereye gittiği bilinmiyor. Bakın buradaki odalardan bir tanesi de burası şu anda. Gördüğünüz üzere. İlginç bir yer. Gerçekten çok ilginç. Zaten o kaya kütleleriyle oyulma olayını biz Kapadokya'nın birçok yerinde böyle yerler görüyoruz ama böyle bir manastır çok fazla yok. Yine aynı yoldan döneceğiz. Bir de diğer kısımları size göstermeye çalışacağım. Gerçekten güzel bir yer. Bir yeraltı kısmı daha buldum. Burası da böyle döne döne aşağı bir yere iniyoruz şu anda arkadaşlar. Wow, çok korkutucu bir şey bu ya.
Bakın burası artık herhalde bir ambar gibi bir yer. Ya da bir ev de olabilir arkadaşlar. Zamanında insanların bu kadar hani koruma içgüdüsüyle ya da kendilerini tehlikeden korumak için bu kadar yerin altına girdiklerini biliyoruz arkadaşlar. Burası onun en iyi örneklerinden bir tanesi. Burası da derslik kısmı arkadaşlar. Bakın hemen yan tarafında zaten kilisenin devamındayız şu anda. Ana meydandaki diğer mekanlara doğru geziyoruz. Burada yukarıda da taş oymacıyla yapılmış bir haç heykeli de var. Devamı da var. Bakın yani şöyle hep çukurlar var. Bunların tabii ne için yapıldığını iyice araştırmak lazım. Buradan da böyle bir odaya çıkıyorsunuz. Şu an odaların içinde hiçbir şey yok. Muhtemelen buradan çıkaran eserler Niğde Müzesi'ne taşınmış ama böyle ilginç bir yere daha girmiş olduk. Bir galeriye daha girmiş olduk. Şimdi kiliseye doğru devam edeceğiz. Şimdi manastırdaki en önemli kısma geldik arkadaşlar. Burası kilise kısmı. Hemen girdiğiniz anda zaten neden buranın bu kadar meşhur olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü çok güzel duvar resimli freskler var. Hemen sol tarafta, bakın şu arkamda gördüğünüz kısımda gülümseyen Meryem freski var. Şu anda buranın da hatta tanıtılırken en çok kullanılan fresk burası. Onun dışında yine kızıl haçın sol kısmında, gülümseyen Meryem sağ kısmında Yahya'nın vaftizi var. Hemen bu arkamda gördüğünüz bu büyük freskte Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz anlarıyla ilgili görseller var. Onun dışında işte melek tasvirleri var. Yine Bizans sanatının bu arada çok yaygın olarak kullanıldığı bir manastırdayız. Burası Bizans dönemine ait bir eser. Burası artık daha çok fresklerin, resimlerin olduğu kilise kısmı ve en görkemli yer de burası manastırdaki. Ya birçok bilgi var. Burası şöyle anlatayım. 30 metreye 16 metre genişliğinde, 14 metre yüksekliğinde bir manastır aslında. Birçok dediğim gibi özelliği var. Geldiğiniz zaman burayı görürsünüz. Zaten böyle küçük bilgilendirme ekranları da var. Kaydırarak bütün bilgileri öğrenebilirsiniz. Krokiler planları da var. Biraz da yukarı kısma gitmeye çalışacağız. Oradan da nasıl görüldüğüyle alakalı görseller çekeceğim size. Şimdi devam edelim. Kilisenin üst tarafında bir merdiven daha var arkadaşlar. Oradan da biraz zor koşullarda çıkıyorum. Arada bir eğrilebiliyor kamera, kusura bakmayın. Şu anda da kilisenin üst kısmındaki balkon kısmına geldik. Bakın buradan manastırda yine yukarı kısımdan görebiliyorsunuz. Şöyle ben de ineyim. Şöyle bir görüntü sizi karşılıyor arkadaşlar manastırla ilgili. Şimdi arkadaşlar burada çilehaneye giden yer var. Biliyorsunuz ki bu tarz manastırlarda çilehaneler vardır. Bunu Mardin örneklerini size anlatmıştım daha önce. Bu kısımlarda da işte bu çilehanede bekleyen, bu ibadetlerini yapan insanlara buradan kuru ekmek ve su böyle deliklerden aşağı gönderiliyormuş. Yine benzerleri bakın burada da bir tane daha var. Bunlar kaldırıp aşağıdaki çilehane odalarının her bir tanesine yemek ve içecek ulaştırılıyormuş buralardan. Şimdi artık bu kısmı bitirdik. Yukarı kısmı çıkıp bu manastırı yukarıdan anlatmaya devam edeceğim size. Şimdi arkadaşlar aşağı kısmı size gösterdim. Ama burayı bir de yukarıdan görmeniz lazım. Hemen kapıdan çıktıktan sonra bir 15 metre yürüyeceksiniz. Böyle bir patika yoldan yine kayaların arasından ve yerleşkenin içinde, biliyorsunuz ki burası dediğim gibi yerleşke. Burada kilisenin dışında insanların yaşadığı bir bölge ve birçok da kaya mezarları da var her yerde. Şu ana kadar zaten sırf manastırın içine 30 tane mezar çıkartılmış. Şu anda işte şu gördüğünüz patika yoldan ve sonradan görece daha yeni bir evin yanından yukarı kısma çıkacaksınız. Ve bu yukarı kısımdan da manastırı görme şansını elde edeceksiniz arkadaşlar. Şu anda yani ülkemizde artık görmeye alıştığımız ilginç bir zor yolu var. Yine asıl kötü kısmını anlatayım ben size. Şimdi biz gelirken tabela yok arkadaşlar. Bu çok sıkıntı. Google Map'te gösterdiği yerden gittiğiniz zaman yanlış yola girebiliyorsunuz. Bu kadar önemli bir manastırın daha düzgün bir yönlendirme tabelaları olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda da dediğim gibi yukarı kısma çıktık. Bakın burası biraz işte görüyorsunuz Kapadokya mimarisi, o Kapadokya'daki sıklıkla görmeye alıştığımız o taş evleri burada görebiliyorsunuz. Muhtemelen burası birkaç yıl içinde butik otellere dolu dolu bir yer olacak. Yoruldum. Kaya mezarlarını görüyorsunuz, o diğer insanların yaşadığı evleri görüyorsunuz. Ve manastırda bakın şu tel örgülerin arkasında, daha önce tel örgüler yoktu. Ama birçok kaza meydana gelince böyle bir
önlem almışlar. Şu anda güzel bir açıdan da çekimlerinizi buradan yapabilirsiniz. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size bu kısa videoda bu kadar önemli bir manastırı anlatmak istedim. Hani normalde Niğde gezi videosunun bir parçası yapacaktım ama Niğde'yi gezemedik açıkçası. Birçok vaktimiz olmadı ama şu manastırı görmek, burayı gezmek, o resimlerde ibaret olmadığını göstermek, görmek istedim. Ve gerçekten değdi. Bayağı böyle 2 saat bir araç yolculuğuna geldik buraya. Yavaş yavaş köye de bu bulunduğu işte bu Gümüşler köyüne ya da belde de olabilir. Tam emin değilim. Buraya da etkisini hissettirmeye başlamış. Böyle yavaş yavaş restorasyonlar başlamış. Güzel bir kafe açılmış. Otopark ücreti ödemiyorsunuz bu arada. Dediğim gibi sadece 20 TL karşılığında da müze kartınızla ücretsiz olarak bu muhteşem mekanı görebiliyorsunuz. Kapadokya'ya gelmişken burayı da mutlaka gelin görün. Kapadokya'ya 1 saat bile değil burası. Yani ülkemiz gerçekten çok güzel, çok acayip yerler çıkıyor bir anda. Bir bakıyorsunuz bir manastır çıkıyor. Bir anda o Mardin Dağra gibi muhteşem bir antik kent çıkıyor. Bir bakıyorsunuz muhteşem bir şelale Diyarbakır'daki Şeyhandede Şelalesi gibi muhteşem bir şelale çıkıyor. Yani hep şaşırmaya devam ediyoruz. Aslında dünyanın dört bir yanında gördüğümüz eserlerin birçoğunun burada olduğunu da görebiliyorsunuz. Bakın dediğim gibi Hindistan'daki manastırın bir benzeri burada. Ya da burasını biraz Petra'ya da benzetebilirsiniz. Petra'daki o muhteşem kaya mezarlarının bir örneği de buradaki manastır. Ülkemizin kıymetini bilelim diyoruz ve burada da videoyu noktalıyoruz. Benimle kalmaya devam edin. İnşallah önümüzdeki rotalarda da görüşürüz.